Görüşler'den herkese merhaba. Gerek abone sayısı, gerekse toplam geliri bağlamında 3. en büyük telekom şirketi olan Vodafone, kurulduğu günden bu yana hız kesmeden serüvenine devam etmekte. Yaklaşık olarak 30 ülkede varlığını sürdüren ve 20'ye yakın ortaklığı bulunan şirket, mütevazi başlangıcını Birleşik Krallık'ın Berkshire kentinde gerçekleştirdi. Cep telefonu patlamasının devrimci fikri Rickel Electronics ve Millium 1984 yılında ortaklık kurarak mobil telefon hizmeti sunmaya başladı. Bu Vodafone markasının başlangıcıydı. Sonraki birkaç yıl boyunca şirket yapısı ve ismi şirketin büyümesine paralel olarak birkaç kere değişti. Vodafone Group nihayetinde 1991 yılında bağımsız bir şirket olarak kuruldu. Vodafone ismi Vosi, Data, Phone sözcüklerinin birleşiminden ve anlamından türemiştir. 90'lı yıllar boyunca Vodafone birkaç şirket satın aldı ve Birleşik Krallık'ta da yayılma başladı. Bulunduğu konumu sağlamlaştırarak sabit bir hızla büyümeye devam etti. 1997'ye gelindiğinde şirket, bugün onu benzersiz kılan tırnak işareti logosunu kullanmak suretiyle marka imajını yeniledi. Şirket daha sonra bazı büyük ortaklıklar gerçekleştirdi. 1991 yılında dünyanın en büyük mobil telefon şirketi olmak için AirTouch Communication'la birleşti. 2007 yılında Hindistan pazarına girdi ve 2011 yılında Vodafone Hindistan olarak büyük bir kontrol alanı kazandı. 2014 yılında ise kendi Hint faaliyetlerinde %100 kazanım elde etti. Vodafone en çok ilkleriyle bilinmektedir. İlk uluslararası dolaşım çağrısını kurmuştur ve ayrıca Vodafone Live'la birlikte ilk internet erişimini sunmuştur. Para transferi hizmeti olan M-Pesa gibi pek çok yeniliğiyle son derece başarılı olan Vodafone'un bugün dünya genelinde 400 milyondan fazla abonesi bulunmaktadır. Vodafone, geçmişten bugüne müşterilerine en iyi hizmeti sunma politikasını sürdürmekte ve Power to You felsefesiyle hareket etmektedir. Bunun anlamı müşterilerin ihtiyaçları çerçevesinde çeşitli hizmetler sunarak onları etkin kılmaya çabalamaktadır. Dünyanın iletişim ve sosyal ağ kurma ihtiyacının artışa geçtiği pek çok ülkede Vodafone, teknik yeterliliği ve yenilikleri sayesinde kısa süre içerisinde tercih sebebi olmaktadır. Firma, Vodafone Group kuruluşu adı altında çeşitli kurumlar işleterek toplum için dikkate değer katkıları bulunmaktadır. Vodafone Group'un tüm mücadelelere ve zorluklara rağmen tutarlı şekilde yükselişi son derece ilham verici bir hikaye haline gelmiştir. Vodafone, New Bride'daki küçük bir telekom şirketinden 30 yıllık bir süre içerisinde çeşitli zorlukları aşarak dünyanın 3. en büyük mobil iletişim şirketine dönüşmüştür. Dünyanın en değerli markalarından biri haline gelme yolculuğunu anlatan Vodafone hikayesinde herkes, özellikle de başarılı olmak ve harikulade işlere imza atmak isteyenler bir takım dersler çıkarabilir. Bugün Vodafone, dünya genelinde birçok ülkede faaliyet gösteren dev bir şirket, telekomünikasyon olarak varlığını sürdürmektedir. 2007 yılında Vodafone Türkiye'de de kurulmuştur ve Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olarak hizmet vermektedir. Büyük Güçler belgeselinin sonuna geldik. Bir başka büyük gücün hikayesinde görüşmek üzere, hoşça kalın.